Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte ister laptop ister tablet olarak kullanabileceğiniz Lenovo'nun Yoga 900'ünü inceliyoruz. Ürünün en önemli özelliği katlanabilir oluşu. Arkadaşlar bu ekran buradan ayrılmıyor ancak katlayabiliyoruz. 4 farklı kullanım senaryosu var. Biri standart laptop şeklinde böyle kullanıyoruz. Bir diğeri şöyle çadır şeklinde dokunmatik ekrandan kullanabiliyoruz. Ya da harici bir klavye mouse bağlayıp kullanabilirsiniz. Bir diğeri herhangi bir standa ihtiyaç duymadan direkt masa üstünde durabiliyor. Son senaryomuzda tabii ki de dokunmatik ekranı sayesinde tablet olarak kullanabilmemiz. Bu katlanmayı da şöyle söyleyeyim arkadaşlar, arka tarafta çok önemli bir teknoloji, yeni bir teknoloji kullanmışlar. Saat kayışı şeklinde bağlantı noktaları var. Gayet sağlam, gayet de şık durduğunu söylemeliyim. Tasarım olarak oldukça şık bulduğum ürünün sağında solunda neler var bunlara geçeceğim birazdan. Ama çok az da ekranından bahsedeyim. 13.3 inçlik bir ekranı var. Gayet güzel laptop için standart oranlardan bir tanesi bu. Ayrıca ekranın çözünürlüğü çok iyi arkadaşlar. 3200x1800'lük bir ekranı var. Yani QHD bir ekran. Yazıları falan çok rahat okuyabileceğiniz, hiçbir piksel göremediğiniz güzel bir ekranla geliyor Lenovo Yoga 900. Arkadaşlar cihazın giriş çıkışlarından da biraz bahsedelim. Üzerinde neler var bunları anlatayım. Üst tarafta bir adet 720p'lik webcam görüyoruz. Görüntülü konuşmalar için yapılmış. Ayrıca alt tarafta bir Windows tuşu yer alıyor. Bu Windows tuşuna bastığımız zaman tabii ki de çalışıyor. Ön tarafta tabii ki de klavyeyi görüyoruz. Tuşların arası oldukça açık ve rahat basabileceğiniz bir klavye. Ayrıca bu klavyenin önemli özelliklerinden birisi çoğu laptopta göremediğimiz alttan aydınlatması bulunuyor. Hemen altında touchpad'imiz yer alıyor. Touchpad'in etrafı ve klavyenin etrafı deri bir kaplamayla kaplanmış. Gayet eli terletmeyen, rahat kullanabileceğiniz, saatlerce çalışabileceğiniz bir alan olarak gözüküyor. Giriş çıkışlarından da bahsedelim. Sağ tarafına baktığımız zaman bir adet USB 3.0 görüyoruz. Solda da bir tane var. Yani toplamda 2 USB 3.0'ımız var. Bu USB 3.0'ın hemen altında 3.5 mm'lik bir jack girişi bulunuyor. Bunun hemen altında ekran döndürmeyi açıp kapatmamıza yarayan bir tuş var. Onun hemen altında Novo tuşu denilen bir tuş koymuş Lenovo firması. Bu da şu işe yarıyor arkadaşlar, bilgisayarı kapattığınız zaman buna basarak açarsanız bilgisayar BIOS modunda açılıyor. Bunun hemen altında güç düğmesi yer alıyor arkadaşlar. Diğer tarafına geçmek istiyorum. Diğer tarafında laptopu şarj edebileceğiniz bir USB'ye benzer giriş bulunuyor. Ucunda çok küçük bir çentik var. Normal USB'den farkı bu. Bunun hemen yanında diğer USB 3.0'ımız bulunuyor. Bunun hemen yanında USB Type-C'yi görüyoruz. USB Type-C'nin yanında da SD kart girişimiz yer alıyor. Herhangi bir HDMI yok gördüğünüz gibi, çünkü USB Type-C'yi HDMI'ye çeviren adaptörler sayesinde bunu televizyonumuza ya da herhangi bir çıkışa bağlayabiliriz. Ancak kutunun içinden böyle bir çevirici çıkmıyor. Sizin harici satın almanız lazım. Alt tarafa baktığımız zaman da JBL destekli hoparlörleri görüyoruz arkadaşlar. Kullanım açısından gayet ince ve şık bir laptop. Benim piyasada gördüğüm ikisi bir arada laptopların içinde klavyesi, mouse'u kullanılabilir rahat olanlardan bir tanesi. Laptopun iddiası şu arkadaşlar, dönüştürülebilir en ince laptop. 14.98 mm'lik bir inceliği var. Günümüzde akıllı telefonlar ortalama 7 mm'yken böyle işler yapabileceğiniz bir laptopun 14.98 mm olması bence gerçekten çok güzel. Bu incelik neye tekabül ediyor derseniz, etrafınızda bulabileceğiniz 12 tane peçeteyi üst üste koyun ya da bir tane 1 lira, bir tane 50 kuruş ve 6 tane de 25 kurucu üst üste koyarak laptopun inceliğini görebilirsiniz. Ayrıca taşınabilirlik açısından da çok iyi, çünkü laptopun ağırlığı 1.29 kilogram. Sizi çok fazla sıkmadan biraz da teknik detaylardan bahsedeyim. 6. nesil Intel 6500U1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 2.5 GHz hızında çalışıyor arkadaşlar. Ayrıca grafik birimi olarak da HD520 kullanılıyor. Bu laptopta 256 GB'lık bir SSD depolama alanımız var. Aynı zamanda da 8 GB RAM ile birlikte geliyor. Şimdi biraz da pilinden bahsedeyim arkadaşlar. Siz bununla günlük işlerinizi yapıyorsanız, işte mailleşme, Word'de bir yazı yazma ya da fotoğraf işleme gibi şeyler yapıyorsanız pili ortalama 5.5-6 saat kadar gidecek. Ama daha ağır işlere doğru gittiğiniz zaman, işte işlemciye yük binmeye başladığı zaman tabi bu pil biraz daha düşer, ama minimum 5 saat size bir ömür sunar arkadaşlar. 5 saat boyunca rahat rahat çalışabilirsiniz. Ben kendi yaptığım testlerde ortalama 6.5 saat full parlaklıkta çalıştım bu laptopla ve herhangi bir sorun yaşamadım. 6.5 saatin sonunda tabii ki de şarja takmak zorunda kaldım. Son olarak fiyattan bahsedelim arkadaşlar. 4700-5000 TL arasında piyasada rahatlıkla bulabiliyorsunuz bu ürünü. Peki bu ürünü kimler almalı arkadaşlar? Hem tablet kullanmak isteyen hem de bir dizüstü bilgisayar taşımak ama bunları ayrı ayrı taşımamak isteyen insanlar için bence oldukça alınabilir bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Hem inceliği olsun hem de hafifliği olsun oldukça taşınabilir bir hale getiriyor. Eğer dışarıda bilgisayarla çok işiniz oluyorsa, özellikle yazı üzerine işiniz oluyorsa ya da hani dışarıda çok fazla sunum yapıyorsanız, ne bileyim ufak tefek fotoğraf işleme işlemlerini yapmak istiyorsanız bu laptopu kullanabilirsiniz. Ancak bir oyuncuysanız tabii ki de bu tablet laptop size hitap etmiyor arkadaşlar. Burası açık bir gerçek. Bu bilgisayarı alıp da GTA 5 oynamak bana göre biraz saçma.
saçmalık olur. Evet arkadaşlar, böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Hatta videonun sonuna gelmeden sizlere bir soru sormak istiyorum. Sol üst tarafa bir anket hazırladık. Cevaplarsanız sevinirim. Ayrıca şunu da söyleyeyim, laptop daha bizde bir hafta kadar duracak. Teknik detay olarak ya da herhangi bir şeyle ilgili aklınıza takılan bir soru varsa alt tarafa yorum olarak atabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırız. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Millet, laptoplarınız çok mu kirlendi? Hemen yan tarafında duran videoya tıklayarak laptoplarınızı nasıl temizleyebileceğinizi izleyebilir. Hemen alt taraftan da kanalımıza abone olabilirsiniz.